Karatay Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde Yarma Mahallesi'nde ülke kalkınmasında kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Kırsalın Emektarları Hünerli Eller Projesi gerçekleştirildi. Yarma Mahallesi'nde kadınlarımız biraz daha böyle evde atıl durumdalar. Biraz daha böyle aile ekonomisine katkı sağlamaları. İşte geleneklerimizden biraz daha uzaklaşmışlardı. O gelenekleri yeniden canlandırma, evde peynir yapımı. İşte ahırdan uzaklaştılar, işçi çalıştırıyorlar. Ahıra biraz daha sempati kazandırdık. Buzağı beslemesi, peynir yapımı, evde tarhana yapımı, turşu yapımı gibi bilgiler verildi. Proje kapsamında 27 kadın çiftçiye 3 ay boyunca toplamda 123 saat çeşitli dallarda kurs verildi. Kadınlar ailenin ve tarımın sigortasıdır ilkesinden hareketle verilen kursun sergisi düzenlenen törenle açıldı. Ey kahraman Türk kadını, sen ayaklar altında sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye layıksın, demiştir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu yaşam mücadelesi içinde yaptıklarımızın ve fedakarlıklarımızın hiçe sayılmaması, önemsenmesi ümidiyle. Siz değerli misafirlerimize teşriflerinizden dolayı onur duyduğumu belirtir, saygılarımı sunarım. Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Gezgin, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kursumuzda biraz önce muhtarımız da belirtti, sütlerin ev usulü pastörizasyonuyla peynir yapımı, süt yoğurt yapımı, buzağa bakım besleme, mefruşat çalışmaları, örgü işlemleri gibi çeşitli konularda haftada 2 gün 8'er saat olmak üzere toplamda 120 saatlik bir eğitim verildi. Ardından kürsüye gelen Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, israfa vurgu yaparak projenin önemine değindi. Bir ceketin veyahut da bir metre bezin elde edilmesi için de suya ihtiyaç var. Ve onların tekrar aile ekonomisine kazandırılması da büyük bir israfı önlüyor. Onun için Peygamberimiz de abdesti nehirden abdest alırken dahi israf edilmemesi tavsiye edilmiş. Bu kursun böyle çok büyük önemi vardır diye düşünüyorum. Kürsüye gelen son isim Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar oldu. Bu tür çalışmaların tabii artmasını temenni ederiz. Kırsaldaki daha fazla kadınımıza inşallah milli eğitim işbirliğiyle bizim görevimiz esasında ulaşacağız. Ancak burada bu çalışma yapılmış, sonuçlar elde edilmiş. Ben tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Konuşmaların ardından 27 kursiyere sertifikaları verildi. Kurs bitirme belgesini alan kursiyerler sünnete uyarak protokolle hediyeleşmeyi ihmal etmedi.